daha akışkan hale getirmek durumundayız. Evet, gözümüz kulağımız bu taraftan gelen açıklamalarda olacak. Şimdi yayın başlığımıza dönüş yapalım isterseniz, evet, piyasalara. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizleri bekliyor. Üzeyir Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Dün gözümüz kulağımız Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararındaydı. Beklentinin çok altında bir faiz artışına gidildi ama metinde öne çıkan ifadeler arasında sıkılaştırma kararı, körfez turunun ardından doğrudan yabancı yatırımlar ve vergi düzenlemeleri vardı. Şimdi likidite azaltıcı adım mesajının ardından da aslında gözler KKM'ye çevrilmişti. Burada bir adım gelecek mi diye. Nitekim o beklediğimiz adım da geldi. %15 zorunlu karşılık oranı kararı geldi. Hem bu kararı hem Merkez Bankası'nın metinde işaret ettiği noktaları siz nasıl değerlendirdiniz? Evet, yani genel itibariyle baktığımızda bir önceki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa beklentilerinin oldukça altındaydı. Hatırlanacak olursa 25 beklenirken 15'lik bir faiz, 15'e ulaşan bir faiz rakamı görmüştük. Bu toplantıda piyasa ağırlıklı olarak %20 civarına çıkmasını bekliyordu politika faizinin. Piyasadaki en düşük beklenti %17,5'tu ve Merkez Bankası %17,5'ta bırakmayı tercih etti faizleri. Metinde yine ilave sıkılaşma mesajları vardı. Özellikle bu seçici krediler tarafı ve sıkılaştırma süreci, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek bu seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınmıştır diye bir ifade vardı. Bu da akşam saatlerinde işte resmi gazetede yayınlanan kararla görülmüş oldu. Kur korumalı mevduatta tüm vadeler için %15'lik bir zorunlu karşılık kararı çıktı. Burada baktığımızda aslında Merkez Bankası'nın evet sıkılaşma sürecinin devam ettiğini söylemek mümkün ama diğer tarafta hani maliye politikasıyla kıyasladığımızda maliye politikası Merkez Bankası'ndan yani para politikasından çok daha sıkı bir seyre ulaşmış durumda. Yani sıkılaşma biraz daha o tarafta yoğunlaşmış gözüküyor. Birinci toplantıdan sonra piyasa ben Merkez Bankası'na bir kredibilite açtığını düşünüyordum. Yani en azından baktığımız evet faizler beklenilen seviyelere gelmedi ama en azından metin bunun devamının geleceğini söylüyordu. Bu rahatlama piyasada pozitif bir fiyatlama getirmişti. Ama dünkü kararda ben piyasanın açıkçası biraz daha faiz oranını açıklamadan daha fazla dikkate alacağı kanaatindeydim. Yani faiz oranında arzu ettiği seviyelere ulaşılmazsa piyasa tarafında piyasa bunu ciddi olumsuz algılayabilir diye düşünüyordum. Bu olmadı günlük harekete baktığımızda ama birkaç gün bir piyasayı izlemek lazım. Yani bu faiz artışının hızından memnun mu değil mi, parasal sıkılaştırma yeterli görüyor mu görmüyor mu? Bu önümüzdeki birkaç günlük fiyatlama döngüsünde bunu daha net görme ihtimalimiz olacağını düşünüyorum açıkçası. Üzeyir Bey şeyi merak ediyorum. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Tabii. Üzeyir Bey'e. O da şu. Şimdi bu biz normalleşmekten söz ediyoruz. Politika faizin aşağılarda piyasadaki dolaşan faizler aralarında açık olduğunu görüyoruz. Sizin tahmininize göre pozitif reel faiz ya da negatif reel faizin bu kadar açık olmaması en azından birbirine yaklaşması için hangi vadeyi öngörüyorsunuz? Merkez Bankası'nın böyle %2,5'luk adımlarla 250 baz puanlık adımlarıyla bu kavuşum normalleşme diyelim faizdeki normal piyasa normalleşmesi sanıyorum uzun bir zaman alacak. Bu konudaki öngörünüz nedir sizin? Şöyle söyleyeyim, şimdi yıl sonuna baktığımızda enflasyon beklentileri 55-60 civarında, hatta yukarı yönlü riskler devam ediyor. Yani burada 60 civarını referans alırsak politika faizler arasında hala ciddi bir uçurum var. Yani bu açıdan mevcut enflasyon ya da beklenen enflasyona göre yakın vadede bir reel faiz ortaya çıkması mümkün değil. Ama bu faiz artışları örneğin yıl sonuna kadar devam edecek olursa ki ihtimal söz konusu, yıl sonundan sonra geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde hızlı düşüşler görebiliriz. Yani bu durumda da örneğin politika faiziyle, gerçi haftalık bir fonlama ama yıllık beklentileri kıyaslamak ne kadar doğru o da tartışılır. Ama en azından piyasa faizlerinin gidişatını belirleme açısından etkisini baz aldığımızda hani diyebilirim ki yıllık enflasyon beklentileri 30'lar civarına gerilediğinde bir miktar burada hani yakınsama söz konusu olmuş olur ama dediğim gibi en iyi ihtimalle hani beklenen enflasyona göre yakınsama bile muhtemelen bu yıl sonunu bulacak gibi gözüküyor bu faiz artışı hızıyla devam ettiğimizde. Diğer taraftan hani şu an enflasyon evet beklentilerde çok ciddi bir bozulma var. Yani %60'lar ve üzerini konuşuyoruz yıl sonu için ama
Bu yani 6 aylık dönemde ilk 6 ay neredeyse 2 katı enflasyon üreteceğimiz anlamına geliyor. Ama bu seneki enflasyonun geçen seneden bir farkı var. Geçen seneki enflasyonun neredeyse tamamı talep enflasyonuydu. Yani maliyet tarafı biraz daha devre dışıydı. Bu seneki oluşan enflasyonda bu artan vergilerin, ÖTV'nin, KDV'nin vesaire ağırlıklı bir kısmı son oluşacak enflasyonun bu maliyet artışlarından kaynaklı. Bir de kur etkisi elbette. Geçen sene biraz daha sınırlı görmüştük özellikle yılın son bölümünde ama bu şu son dönemde kur hareketlerinde burada etkisini gördük. Bu nedenle biraz daha maliyet enflasyonu oluşması nedeniyle gelecek yıl bunun düşme ihtimali daha kuvvetli. Yani talep enflasyonuna göre yönetme ihtimalimiz daha fazla. Baz etkisi nedeniyle gelecek yıl bu aylara geldiğimizde enflasyonda keskin düşüşler görebiliriz. Eğer biz para ve maliye politikasında gerekli sıkılığı sağlayıp bunu devam ettirebilirsek seçim sürecinde de. Çok Peki. teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür.